Dikkat! Bu programda hızlı konuşmadan ötürü yuvarlanabilen heceler, yerel ağıza bağlı açık ünlü harfler, kısmi perteklikler ve benzeri konuşma sorunları karşınıza çıkabilir. Alışmak zaman alsa da anlatılanlar orta vadede fayda garantilidir. Arka arkaya uzun süreler aynı kişiyi dinlemek yorgunluk verebilir. Allah bir yerden verirken bir yerden alıyor işte. Herkese merhaba, burası Kalem Kahve Klavye, ben Koray Sarıdoğan. Bugün editör kimdir sorusunun cevabını sevgili Selahattin Hoca'nın, Selahattin Özpala Bıyıklar'ın Everest deneme, kendi aralarında şu tipografi üzerinde bir esprileri de var. Espriyi kimin yaptığını hatırlamıyorum ama artık bağışlasın. Evden resmet olarak bahsettikleri Everest deneme serisinden yeni çıkan kitabı İtalik Benim üzerine konuşacağız. 2018'de aynı seriden bir de Göndermeler kitabı çıkmıştı Selahattin Hoca'nın. Editör nedir'in cevabını bugün teknik olarak vermeyeceğiz. Yani teknik olarak editör şu işi yapar, bu işi yapmamalıdır falan gibi o mesleki tarafına çok değinmeyeceğiz. Ama gelecek haftalarda geçtiğimiz yıl Deli Dolu markasından, TUDEM'in Deli Dolu markasından çıkan Editör Ne İş Yapar? Kitabından yola çıkarak bu konuları da konuşacağız. Belki konuklu falan da yapacağız bunu. Hani bilen biliyor, ben yazarım ama aynı zamanda editörüm de. Yani ben yazar olduğumda editörüm başkası oluyor. Sonra ben başka yazarların editörlüğünü yapıyorum. Böyle bir döngü içerisindeyiz. Dolayısıyla bu meslekle ilgili yapılmış çalışmalar bizim hepimizin, bu meslek içerisinde bulunan herkesin dikkatini çekiyor. Biz de bunları hem nitelikli okurun ilgisine sunmak için hem de bu meslekle ilgili fikir sahibi olmak isteyenler için paylaşmaya çalışıyoruz. Selahattin Hoca ile ismen birbirimizi tabii ki biliyorduk. Ya tabii ki benim onu bilmemem zaten mümkün değil. O da beni biliyormuş, sağ olsun. Geçtiğimiz yıl sevgili Sevengül Hoca'nın, Sevengül Sönmez'in Türkiye Yayıncılar Birliği çatısı altında yaptığı editörlük derslerinde bir dersimizi de konuk olarak ondan dinledik. O şansa eriştik. Sevengül Hoca'nın, Sevengül Sönmez'in yıllar önce TÜYAP'ta birlikte yaptığımız, Şeniz'in de olduğu yazar adayının yolculuğu, yol haritası gibi bir söyleşi vardı. O söyleşinin kaydı YouTube kanalımızda var. Orada şöyle aslında çok basit gibi gelen ama benim hem yazar hem editör olarak böyle ufkumu açan bir cümle kurmuştu. Eser, dosya yazılır, yazılan bir şeydir ama kitap yapılan bir şeydir der. Ve tabii ki bu kitabı işte kapak tasarımcısıyla, dizgicisiyle vesairesiyle ama en çok da editörle beraber yaparsın. Şimdi bugün bizim editörlük kavramlarımız, iş tanımlarımız çok karışmış durumda. Bunun en büyük sebebi sıkça tekrar ettiğim üzere bizim bir yayıncılık geleneğinden ziyade bir sektörleşme. Yani doğrudan paraya odaklı, doğrudan niceliğe odaklı bir seyir izlememizle ilgili bir şey aslında. Dolayısıyla bugün elbette iyi yayın evlerinin böyle oturmuş sistemlerinde iş tanımları görece daha adil ve daha küresel tanımlarına yakın. Ama bir yandan da işte ya bu işte de galiba iyi para var diye yayıncılık sektörüne giren, yayıncılıktan ziyade tüccarlığa soyunan tiplerin maalesef böyle ya editör herhalde şu işi yapıyor deyip işi alıp böyle farklı farklı işler yüklemeye çalıştığı bir ortam var. Mesela mezun olduğundan beri hani hiçbir böyle bir ekonomik güvencesi olmayan birisi olarak hep böyle alçak sürünerek ben bu işi yapacağım, bu işi yapacağım diye çok komik işlerden, çok komik paralardan aslında bugün de hani Türkiye ölçeğinde diğer para kazanılan sektörler ölçeğine baktığınız zaman editörlerin yine çok büyük gelirleri yoktur, o ayrı konu ama benim ısrarım hep ben evden çalışacağım, bağımsız çalışacağım ve yazıyla ilgili bir iş yapacağım olduğu için o tiplere çok karşılaştım. Yani editörlük ilanı açıp aslında kitap pazarlama satıcısı arayan tipler var mesela veya ne bileyim mesela kitabın pazarlama tanıtım işlerinin tamamını da editörü yıkmaya çalışan bir anlayış vardır. Şimdi biz bu anlayıştan tabii ki ya bu zamanla çıkılacak bundan. Bir gün o rüzgar bir tersine dönecek, onu biliyorum. Hani tabii ki bir altın çağ beklentim yok ama oturacak bunlar. Bizim geçiş dönemlerimiz çok sık ve yoğun oluyor Türkiye'de. Her konuda, her alanda böyle. Editör kimdir sorusunun cevabına Selahattin Özpala Bıyıklar çerçevesinde ve onun yazdığı bu işler çerçevesinde aslında editör nasıl olsa gerek üzerine konuşacağız. Benim için, benim anlayışıma göre, benim yayıncılığa, edebiyata, mesleğe bakışım itibariyle Selahattin Özpala Bıyıklar bunu gerçekten taşıyan ve cevabını veren birisi. Tabii ki bunu haddim olmayarak bir öğrencisi olarak söylüyorum. Sevengi Sönmez de mesela onlardan birisidir. Çünkü bu insanlar bugünkü editörlerin aksine benim
Kendi çalıştığım editörlerimin bazıları da buna dahildir. Ya işte tamam, kitabı yayına hazırlıyoruz. İşte var mı orada bizim başımıza bela açacak bir ifade? Yok. İşte ne bileyim, olabildiğince Türkçe dil bilgisi, imla hatalarını falan temizledik. Tamam gitsin diyen editörler bugün çok. Çünkü onlar ya nitelikten yoksun oldukları için ucuza çalıştırmaları açısından tercih ediliyor. Ya da bir süre sonra gerçekten de ya işte canım ne kadar kasarsan kas, burası Türkiye işte. Alacaklar, okuyacaklar. Kim bize bir hatanın hesabını soracak ki diye bakıyorlar. Bu bakış çok haksız değil. Gerçekten de işte o hani hep bahsettiğimiz nitelikli okurun eksikliği yüzünden o hatalar, çok vahim hatalar gözden kaçıyor. Sadece dil bilgisi imlasından bahsetmiyorum. Hatasından bahsetmiyorum bu arada. Dizgi hataları, çok vahim ifade hataları, böyle ucu açık yanlış yere giden ifadeler, nefret söylemleri, bir sürü örnekler çoğaltılabilir. Bunları konuşacağız. Böyle bir ortamda işte Selahattin Üsküpar gibi, Sevengül Sönmez gibi, daha burada adını sayabileceğim editörler aslında mesleğe sadece işimi yapayım gideyimden ziyade, hatta meslek olarak bile değil, hayatın, yaşam tarzlarının, dünya görüşlerinin ta kendisi olarak bakıyorlar. Bir entelektüel birikim var. Şimdi Selahattin Hoca'nın kitaplarında bunu göreceğiz. Bu entelektüel birikim sayesinde editörlük sadece bir meslekten çıkıp o harflerin, seslerin, cümlelerin paragraflara, dosyalara dönüştüğü o aşamada bütün bir kapsamda ele alınan, bunu bir tutku gibi gören bir anlayışa dönüşüyor. Bu anlayış bir süre sonra kitabın kapağına kadar, arka kapağına kadar, künyesine kadar, içindeki dipnotların yazımına kadar, seçilecek tipografiye kadar bir yandan çok fetiş, bunu olumlu anlamda söylüyorum, bir yandan çok takıntılı bir tutkuya dönüşüyor. Selahattin Özpalabıyıklar da bu açıdan benim gerçekten bir gün olacaksam olmak istediğim insanlardan biri. Çünkü bir gün olacaksam dememin sebebi de şu. Ben evet yaptığım her işte mutlaka yazıyla ilgili bir editörlükle, yani bir şey üretmekle veya üretilmiş bir şeyi elden gözden geçirmekle, onu geliştirmekle ilgili bir tarafım var. Ama yayıncılık sektörüne yaptığım işleri maalesef son bir iki senedir ikinci, üçüncü sıralarına falan koydum. Çünkü ekonomik açıdan gerçekten de hani geçtiğimiz bölümlerden birinde söyledim. Bazıları kızacak buna belki bu ifademe ama meslektaşlarımdan. Gerçekten bütün ekonomik düzenimi o yayıncılık sektörü içerisinde sıkıştırsaydım bugün çok zor hayatta ve ayakta kalabilirdim. Umarım bir gün o şartlar değişir. Biz de seve seve yayıncılık özelinde kendi işimizi yaparak yolumuza devam ederiz. Şimdi gelelim Selahattin Üsküpar'ın kitaplarına. Dediğim gibi bu teknik kitap değil. Bu aynı zamanda sadece deneme türü kapsamına sıkıştırılacak bir kitap değil. Burada Selahattin Üsküpar'ın meslek hayatı boyunca yazdığı yazıların, farklı türdeki yazıların bir derlemesi var. Verdiği röportajların da aynı şekilde. Tanımayanlar için şöyle bir buradaki özgeçmişten biraz bir kısmını okuyayım. Oradan aslında bahsettiğim o çok yönlü üretimin de ipuçlarını alarak bir çerçeve çizelim. Editör, çevirmen, yazar olarak başlıyor. Çubuklu, 1955. Evet gazetesinde muhabir ve redaktör olarak çalıştı. Gazetenin günlük çapraz bulmacasını hazırladı. Şimdi bakın hani editörsün, yazarsın, sadece şunu yazayım bunu düzelteyim diye değil. Şimdi burada çok yönlü bir o bahsettiğim o bakış var ya, türler arası bakış. Mesela bulmaca hazırlayarak başlıyor. Bilgilik Webster ve Temel Britannica ansiklopedilerinde yazar. Ansiklopedi başlıkları yazıyor. Ve aynı zamanda çevirmen ve redaktör olarak da çalışıyor. Bu arada Anna Kava'nın çevirilerini, William Blake'in çevirilerini Türkçe'de ilk kitap haline getirmiş çeviriler. Selahattin Özpalabıyıklar'ın çevirileri. Akşamlık dergisinde 52 hafta boyunca yazının, kağıdın, kitabın her şekline, her evresine ilişkin küçük büyük, ciddi komik, önemli önemsiz, eğlenceli dokunaklı, her şeyden söz etmeye çalıştığı Küçük Kitap Müzesi başlıklı bir sayfa hazırladı. Bir önceki kitabı göndermelerle Talik Benim kitaplarının bölümleri büyük oranda aynı. Şimdi burada da bir editörlük ve bir bütünsel bakış var. Yani iki kitabı bir harita biçiminde birbirinden bağımsız kılmayan ve o böyle didikleyerek titizlenen bir bakış açısı var. Mesela işte ilk adımlar, başlangıçlar, borç defteri, size bir kitap dolayısıyla kendimden bahsedeceğim. Metin dışı, intentio editoris, kavgaya bize gidelim, burada eleştiriler falan var. İşte şehrengizler, müteferrik ve fikri sorulan adam, mesela bu bölümler standartize edilmiş. Bunun dışına bazen çıkılıyor, bazen çıkılmıyor. Hani hep böyle şey konuşuyoruz ya, yaratıcı yazarlık. Neden yaratıcı? Yani yaratıcı olmayan yazarlık da mı var falan? Bunları geçmiş videolarda uzun uzun anlattım. Merak edenler izleyebilir. Aslında yaratıcı yazarlığın o yaratıcılık tarafını Selahattin Üsküpar bize çok güzel anlatıyor. Çünkü belli bir alana, belli bir amaca sıkışıp kalmıyor. Aslında Selahattin Üsküpar aynı zamanda yaratıcı bir editör de. Yani böyle bir şey yoksa da Selahattin Üsküpar'dan yola çıkarak ve bu kitaplardan yola çıkarak böyle bir tanım oluşturabiliriz. Neden? Mesela burada bir İlhan Berk üzerinde bir yazı var. Bir akrostiş. Akrostiş derken de böyle şiir gibi değil. İlhan Berk'i anlattığı ama her paragrafıyla İlhan Berk adını oluşturan bir akrostiş yarattığı bir yazı bu. Mesela ikinci yeninin öncüsü diye başlıyor. İ harfiyle. Devam ediyor. Latince'ye bile benzetilmiştir. Sonraki paragraf. L ile İlhan'ı oluşturmaya devam ediyor. Haşim'in bütün zamanlarının şairinin. Devam ediyor.
anlam üzerine söz aldığı Necati Gülgül'ün nitelemesiyle. Şimdi burada bir yandan amaca uygunluk var. Bu yazının amacı İlhan Berk'i anlatmak. Ama bunu anlatırken de ya ben İlhan Berk'i biliyorum nasılsa. Hatta ilk kitapta bir İlhan Berk bölümü var. A'dan Z'ye İlhan Berk diye ansiklopedi tarzında ya sözlük tarzında daha doğrusu yazılmış. A'dan Z'ye kadar İlhan Berk sözlüğü oluşturuyor. Oranın yazımı bile baştan aşağıya nasıl olunmalıdırın harflere bürünmüş hali. Mesela burada da aynı şekilde İlhan Berk'i anlatayım da çıkayım gibi genel geçer statik durağan klişe bir şey yapmak yerine bir akrostiş yapıyor. Yani bir yandan amacına uygun hale getiriyor yazıyı ve bir yandan da yaratıcı bir ton katıyor oraya. Bu Selahattin Özpala Bıyıklar'ın bütün işlerinde öne çıkan bir şey. Mesela burada sahne ve kostüm tasarımı Abidin Dino sergisi için mesela bir pano metni yazmış. Aynı şekilde Deniz Eskisi şiirin gizli tarihini de içererek 82 tarihli bir sergiye mesela pano metni yazmış. Bir yandan da arka kapak yazıları yazıyor. Şimdi arka kapak yazısını mesela bugünkü editörlerin pek çoğunun ya artık böyle iplemez halde oluşu ya da gerçekten de nitelikten yoksun oluşlarından ötürü biz çok kötü arka kapak yazıları görüyoruz. Yani arka kapak da olsun diye işte kitabın içerisine bir paragraf koyuyor. İşte falanca yazarın kitabını elinizden bırakamayacaksınız. Yani gerçekten bak bir gün oturup aslında bir yıl boyunca çıkan böyle belli başlı yayın evlerinden hatta onları da içine koyarak çıkan kitapların arka kapak yazılarındaki benzer ifadeleri ve benzer tarzları üzerine bir araştırma yapmak lazım. Yüzde yani çok net söylüyorum neredeyse %70 oranında birbirine benzediğini göreceksiniz. İşte soluk soluğa kalacaksınız. Bilmem ne ama öyle bir şey değil. Yani arka kapak birincisi kitabı hani ticari anlamda sattırır, aldırır okura. Yani bir yandan da kitapla ilgili bir şey verirsin. Yani bu bir sanat eseri. Yani işin bir tarafıyla zanaat eseri, bir tarafıyla sanat eseri. Bunun arkası önü bir bütün olmalı. Mesela videoda koyacağım bu kitabın arka kapağını. Bu arka kapak şimdi çok komik. Bunun kitap satış sitelerinde girip nasıl yazıldığına baktım. Görünce anlayacaksınız ne olduğunu. Hiçbiri yapamamışlar. Çünkü bu arka kapakta aslında bir yazarla editör arasındaki editöryel çalışmanın ve yazarın kendi içerisindeki o ilk taslaktan sonraki taslaklara geçişteki aşamaları, notları göreceksiniz. Mesela burada bile o yaratıcılığı görebiliyorsunuz. Bu arada teknik kitap değil dedim. Bununla birlikte içerisinde Intentio Editoris bölümlerinde gerçekten editörlük mesleğiyle ilgili doğrudan yani nasıl yapılır, siz nasıl yaptınız, doğrusu, yanlışı, eksiği, fazlası nedirin cevaplarını da bulabileceğiniz her iki kitapta da bölümler var. Yani çok farklı türlerde, çok farklı zamanlarda kaleme alınmış bu yazılarla aslında böyle bir panorama görüyorsunuz. O geçmişten bugüne neler konuşulmuş, neler yazılmış gibi. Daha da güzeli şu, Selahattin Özpala Bıyıklar bütün yazılarının başına bir dipnotla o yazının hikayesini koyuyor. Bu dipnotlarda aynı zamanda hem o yazının yazılma sürecini hem böyle bir matbuat tarihindeki bazı böyle işte ilişkileri hatıratı görebiliyoruz. Bazen de hata itirafı görebiliyoruz ama bir yandan da işte o işi nasıl yaptığına, nasıl yapıldığına dair notlar görüyoruz. Mesela sayfa 29'dan Muzır Bir Mukaddime yazısının dipnotunda şöyle yazmış Selahattin Özpala Bıyıklar. 29 Şubat 1981 tarihli Mehmet Selahattin Özpala Bıyıklar imzalı bu yazıyla ilginç bir deney yaptım. Yazarken amacım içerdikleri voluntarizm üzerinden aynı kategoriye koyduğum Kemalizm ile Maoizm'in eleştirisini yapmaktı. Bitirince Mehmet Harmancı ile birlikte çıkardığı Günümüzde Kitaplar dergisi için Tarık Dursun Kaya verdim. Birkaç gün içinde okuyup Mehmet abinle de konuştuk, biz bunu yayınlayamayız dedi. Bir kere Kemalizm eleştirisine katılmıyoruz, ayrıca yayınlarsak başımız derde girer. İki gerekçesinde de haklıydı. Sonra tuhaf bir deneye giriştim. Yaratıcı yazarlık burada geliyor. Finalde yapılacak bir iki küçük değişiklikle yazının Kemalizm eleştirisinden Kemalizm övgüsüne dönüp dönmeyeceğini merak ettim. Oluyormuş. Her ne kadar zayıf bir yazı olsa da sonuç ortada. Bir de o arada not düşüyor. Bu arada Hasan Cemil Çambel, Halet Çambel'in babasıymış. Hem böyle işte o figürlerle, kişilerle ilgili notlar alıyorsunuz. Hem de nasıl olduğuna dair, nasıl yapıldığına dair not alıyorsunuz. Bir bilgi alıyorsunuz. Mesela hata itirafları var. Bu benim Selahattin Özpala Bıyıklar'da en böyle içselleştirdiğim bir şey olsa gerek. Çünkü aslında sadece mesleki anlamda değil, sosyal hayatımızda, sosyal iletişimimizde artık biz bu hani hataya kabul edip öz eleştiri vermek, ya evet orada bir şey yapmışım, bir sonraki düzeltelim falan demek gibi bir eğilimimiz olmadığı için hata kabul etmez, inkarcı bir çağdayız. Bu yüzden aslında o hataları kabul etmek de mesleğe ve o bakışa, o tavra dahil diye düşünüyorum. O yüzden bunu gördüğüm insanlarda ben kendi adıma da ve ya hala bu iletişimi sağlayabileceğimiz insanlar var fikri adına da mutlu oluyorum. Çünkü yeri geldiğinde aslında o hatalar da bir imzaya dönüşebiliyor. Hep böyle şey bakış açımız var ya bizim işte yazarlık dersi aldın o zaman Dostoyevski olmalısın. İşte şunu şunu yaptın böyle böyle mi oluyor falan gibi. Editörlük yapınca da sadece dil bilgisi hatasından ibaret sanılıyor. Onları yapınca her şey halolmuş sanılıyor. Oradan bir hata bile yapınca böyle tepene biniyorlar. Mesela işte benim
hani editör olarak söyleyemem bunu ama işte Yeraltı Kütüphanesi kitabında thrash metali arada H olmadan çöp anlamındaki thrash kelimesi de yazmışım. Mesela orada metalci, muhafazakar metalci arkadaşlar sağda solda akımdan konuşmuş, yazmış. Onları gördüm, görmediğimi sanmayın. Metin Solmaz yerine Murat Solmaz yazmışım. Murat Meriç yerine Murat Solmaz mı yazmışım mesela. İsimler birbirine karışmış. İşte yazmışlar Twitter'da abiler. Ben dedim ki bir dahaki sefere Metin Meriç yazarım, ödeşiriz diye böyle bir şakada takıldım yani. Hatalar yapılır. Bu hataları görmek ve bunları yani mesela burada Selahattin Özpalı bu hataları eleyerek de kitabı, yani o yazıları baştan gözden geçirip gözden geçirilmiş halleri diye yayınlayabilirdi de onu yapmamış. Onun yerine hataları itiraf etmiş. Mesela sayfa 110'da kulak yazısı, James Joyce, Ulysses var. Kulak yazısı dediğim şey şu, elimin altında kitaplarda yok galiba ama şu kapağın içine bir kat bükülür ya, o hem böyle bir ayraç görevi görür hem de böyle bir şeydir ya, bir baskı estetik güzelliğidir onun. James Joyce'un Ulysses'i için bir kulak yazısı yazmış. Onun dipnotunda şöyle diyor mesela. Editörlüğünü yaptığım Ulysses 96 Nevzat Erkmen çeviri baskısı için kulak yazısı. Üçüncü paragraftaki ABD hükümetinin tabii ki ABD devletinin olacak. İnsan kınadığı başından gelmeden ölmezmiş. Çevirmenlerde en çok eleştirdiğim hatalardan biridir. Mesela bu bir hem aslında özgüvenle de ilgili bir şey, hem de şey ustalıkla ilgili bir şey aslında. Bizim bunları da görmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Bu tavrı da öğrenmemiz gerekiyor. Umarım bir gün öğreniriz. Şimdi buradan madem bu videonun başlığını editör kimdir diye kurduk. Selahattin Özpalı Bıyıklar'ın bu konuya cevabını verip hani hem o editörlükle ilgili konuşacağımız diğer videolara bir giriş, bir sunuş yapalım. Hem de bu sorunun cevabını burada vermiş olalım Selahattin Özpalı Bıyıklar'ın ağzından. Göndermeler kitabından okuyorum. Aylin Günay'ın Adı Yok dergisinin 2004 yaz sayısında yaptığı röportajdan. Editörün tanımı ya da bir tanımı var mı diyor Aylin Hanım. Editör kıllanan adamdır bence. Öküzün altında buzağı arar. 13. havari. Şimdi burada yine bir hata itirafı yapıyor. Dipnot düşmüş. Tabii ki yanlış. Kuşkucu Thomas 12 havariden biri. O sıralarda yanlış biliyormuşum. Bunu düzeltmek yerine hatayı aynı şekilde bırakıyor. Bu çok güzel, çok ince bir hareket. 13. havari kuşkucu Thomas gibidir. İsa'nın böğründeki mızrak yarasının gerçekliğine ancak parmağını yaraya soktuktan sonra inanır. Hatta kuşkuculukta Thomas'ı da sorlar. O zaman bile inanmaz. Yaranın gerçek mi, sanal mı, mecaz mı, simge mi, eğretileme mi, tevriye mi, hiçbiri değilse ne olduğunu sorgular. En azından ben böyle çalışıyorum. O yüzden yeter artık, vedalaş kitabınla diye neredeyse alıyorlar kitaplarımı elimden. Burada bir ara söz gerekli. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen editörsün, senin nereden kitabın oluyor? İşte aslında buradaki o imalı okumalarım da oradaki italiklerle ilgili. Bunu şöyle açıklıyor. Bu çok güzel bir şey. İşte o Serengil Hoca'nın en başta bahsettiğim kitap yapılan bir şeydir, bir ekip işidir dediği yere geliyor iş. Diyor ki burada bir ara söz gerekli. Editörün kuşkusu da tıpkı kuşkucu Thomas gibi görmeye, anlamaya, öğrenmeye yöneliktir. Bu eritilemenin ikinci katına çıkabiliriz artık. Thomas'ın İsa'nın ikizi olduğu yolunda bir efsane vardır. Editör de yazarın, çevirmenin ikizidir biraz. Thomas gibi o da kendi İncil'ini yazmış olabilir. En doğru İncil belki de budur. Ne var ki Thomas'a olduğu gibi ona da inanan azdır. Çok güzel bir tanım. Yani böyle ofislere duvarlara asılacak bir tanım. Hadi diyelim madem sonraki videolara giriş yapıyoruz. Hani bu biraz evvel bahsettim ya, şu editör ne iş yapar üzerine ve daha sonra editörlükle ilgili, Türkiye'de editörlükle ilgili konuşacağız. Yine ona bir giriş olsun diye son olarak Meltem Erkmen'in bir röportajı. Editör ne iş yapar? İşte süreci soruyor. Editör eseri nasıl yoğurur diye soruyor. Şöyle cevap veriyor Selahattin Hoca. Ne güzel, ne incelikli bir fiil seçimi yoğurmak. Bakalım benim yanıtımda aynı incelikte olacak mı? Editör en önce dostayı yüzünden okur. Yayınlanacağı dizi belliyse doğru dizi mi? Belli değilse hangi diziden çıkmalı? Manuskriden kitap haline gelinceye kadar göstereceği ihtiyaçlar, metnin dil, imla, bilgi düzeyi, notlar, kaynaklar, dizin gibi her açıdan bakıldığında aksayan yerleri var mı? Yazarın, çevirmenin tik ya da refleks haline alınmış hataları var mı? Buna bağlı olarak gerekecek tavsiyeler. Sonra mümkünse yazarla ve veya çevirmenle bağlantı kurar, metnin onlardaki yerini öğrenir. Bundan sonradır ki gerçek derinliğine okumaya başlayabilir. İlk okumadaki tespitlerin derinliğine iner. Bunu yaparken hep söylediğim gibi kuşkucu Thomas tavrını, yani yazar karşısında iman inkar arasındaki salınımını hiç bırakmaz. Sonra gerekiyorsa iç, yan, dip ya da son notlarla metni takviye eder. Tabii önce bu gerekliliğe karar vermesi gerekir. Bana göre editörlükte en zor edinilen refleks budur. Tam burada bütün bu sayılan ve sayılacak niteliklerin editörde refleks haline almış olması gerektiğini vurgulamalıyız. Kaynakça ve dizin varsa kontrol eder, gerekirse iyileştirir, yoksa hazırlar ya da yazara, çevirmene ya da bir uzmana hazırlatır.
Arka kapak yazısı, basın bülteni gibi metinler de editörün yerine göre yapacağı ya da yaptıracağı işlerdendir. Bu da uzun, tüketici ayrıntılarla dolu bir sürecin hiç de hakkını veremeyen çok kısa bir özet oldu. Evet, yani özet olduğu ifadesini kendisi söylüyor. Bu bir özet. Bunu baştan koyalım çünkü editörlüğün dalları, türleri, tarzları falan filan var. Bunları umarım gelecek videolarda uzun uzun konuşacağız. Bu videoda anlatacaklarım aslında bu kadar. Sevgili Selahattin Hoca'nın ve yayını hazırlayanların, hemen bakayım editörünü de biliyordum ama, Murat Çelik, sevgili Murat Çelik'in de ellerine sağlık. Emir İtalik kapak tasarımını yapmış, sayfa tasarımını Muzaffer Aysu yapmış. Everest deneme serisinden İtalik benim yeni çıktı ve 2018'de göndermeler çıkmıştı. Hani ilgilisi için onu da öneriyorum. Yorumlarınızı, sorularınızı, eleştirilerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı ve tabii ki hoşunuza gittiyse eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolarda, yeni mevzularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.